Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Arduino Öğreniyorum serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde Arduino'da birden fazla buton kullanımı, if, else if ve else komutlarını öğrenebileceğimiz örneklerle devam ediyoruz. Hazırsanız şimdi dersimize geçelim. If, else if ve else kullanımıyla birlikte butonları nasıl kullanacağımızı kavrayalım. Bugünkü dersimizde kullanacağımız materyallerimiz bir tane Arduino Uno R3, bir tane breadboard, 3 tane buton, bir tane yeşil led, bir tane kırmızı led, 330 ohmluk 2 tane direnç, 10 kilo ohmluk 3 tane direnç ve bağlantı jumper kabloları. Donanımlarınız hazırsa şimdi dersimize geçebiliriz. Bir önceki dersimi izlememişseniz öncelikle o dersimi izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü o derse bağlantılı olarak bu dersimize devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde bir tane butonla 2 tane led'i yakıp söndürmüştük. Bu dersimizde ise 3 tane buton kullanarak 2 tane led'i yakıp söndüreceğiz. If, else if ve else komutlarının kullanım mantığını birazcık daha yakından kavramış olacağız. Aynı zamanda Arduino'da değişken tanımladığımız integer veri tipini nasıl kullanacağımızı birazcık daha kavramış olacağız. Şimdi bilgisayarımıza geçelim. Kodlarımızı yazmaya başlayalım. Biz Arduino programı içerisinde integer ile daha sonra ileride kullanacağımız pinleri ve değişkenleri tanımlayabiliyoruz. Değişkenlerle ilgili ileride yeni bir dersim geleceği için çok fazla detaylıca integer ve değişken tiplerine değinmeyeceğim. Sadece bugünkü dersimizde kullanacağımız kadarını göstereceğim. İleride değişken tipleriyle ilgili detaylı bir dersim yer alacak. Biz int komutu ile Arduino'nun pinlerine takma isimler verebiliriz. Örneğin bugünkü projemizde 2 tane led kullanacağım. Bir tane kırmızı, bir tane yeşil led kullanacağım. Bunları Arduino'ya daha önceden tanımlayabiliyorum. Int dedikten sonra kırmızı led için K led yazıyorum. Mümkün olduğunca kısa kelimeler seçmeye çalışıyorum. Kırmızı ledimi 2 nolu pinde kullanacağımı söyledim. Ve noktalı virgül koydum. Integer, yeşil led, buna da Y led ismini veriyorum. Eşittir. Bunu da 3 nolu pine bağlayacağımı söyledim. 3 tane de buton kullanacağım. Yine bunları da burada tanımlayabiliriz. Integer BT1 diyorum. 8 numaralı pine buton 1. Integer BT2 diyorum. 9 numaralı pin ikinci butonum olacak. Integer BT3 diyorum. Ve 10 numaralı pinime de 3. butonumu bağlayacağımı söylüyorum. Artık Arduino 2 numaralı pini kırmızı led olarak görecek. 3 numaralı pini yeşil led olarak görecek. 8 numaralı pini buton 1, 9 numaralı pini buton 2, 10 numaralı pini buton 3 olarak göreceğini en başında daha void setup'tan önce en başında söylüyoruz. Daha sonra void setup'ın içerisinde bu pinlerin nasıl kullanacağını tanımlamamız lazım. Pinmod komutuyla pinlerin giriş pinimi çıkış pinimi olacağını söyleyebiliyordum. Şimdi pinmod yazıyorum. Artık buraya K led yazabilirim. Ve output olduğunu söyleyebilirim. Artık led'im benim output'ta bağlı olacak. Pin mod yeşil led'im Y led demiştim. Ve 3 tane buton bağlayacağımızı söyledik. 8, 9 ve 10'da olacağını söyledik. Bunların da input olacağını söyleyeceğiz. BT1 input. BT1, BT2 ve BT3'ün de input olduğunu söyledik. Bunların da zaten yukarıda daha önce integer olarak hangi pinde bağlı olduğunu tanımlamıştık. Dolayısıyla Arduino BT3'ü gördüğü zaman 10 numaralı pin olduğunu algılayabilecek. Artık void'lu içerisine giderek algoritmamı kurmaya başlayabilirim. Yani burada senaryolar üretmemiz gerekiyor. Buton 1'e basıldığı zaman ne olması gerekiyor? Buton 2'ye basıldığı zaman ne olması gerekiyor? Buton 3'e basıldığı zaman ne olması gerekiyor gibi senaryoları artık burada yazabiliriz. Bunu yapabilmemiz için butona basılıp basılmadığını sorgulatmamız gerekiyordu. Arduino'da butona basılıp basılmadığını dijital read komutuyla okuyabiliyorduk. Ama öncesinde bir tanımlama daha göstermek istiyorum. Bu tanımlamayı ise void loop içerisinde yapabiliriz. Dilersek yukarıda da yapabiliriz ama aşağıda da yapabiliriz. Şimdi bu tanımlamayı ben aşağıda void loop'un içerisinde yapmak istiyorum. Integer BT1 durum diyorum. Şimdi integer BT1 durum diye bir tanımlama yaptım. BT1 durumunun ne olduğunu bunun içerisine atacağız. Ve bu tanımlamayı yaparken BT1 durum eşittir read Yani dijital bir okuma yap. Nereyi okuyayım? Git buton 1'i oku. Git buton 1'i oku dedik. Şimdi burada biz dijital read diyerek buton 1'in durumunu okuduk. Bu buton 1'in durumu neyse, yani eğer ki enerji varsa, yani 1 konumundaysa BT1'i 1 yap. BT1 durumu 1 yap. Eğer ki butona basılmamışsa BT1 durumunu 0 yap. Burada şu anda bunu söylemiş olduk. 24. satırda buton 1, buton 1'e basılmışsa BT1 durumunu eşittir 1 yap. Yani hike yap. Yok, basılmamış ise BT1 durumunu eşittir 0 yap. Yani low yap. Şimdi burada söylediğimiz bu. Integer olarak BT1 durum diye yeni bir değişken tanımladık. Bunun değerinin ne olacağını ise dijital olarak okuduk. Butona basılmışsa zaten orayı 1 olarak görecektir. Basılmamışsa 0 olarak görecektir. Dolayısıyla dijital read olarak okumayı yaptın. Butona basılmışsa buton durum 1'i 1, yani hike olarak kabul edebilirsin. Basılmamışsa 0 olarak kabul edebilirsin. 24. satırda söylediğimiz şey tam da budur arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bizim diğer butonlarımızda da aynı kodu kullanabiliriz. Integer BT2 durum diyorum eşittir dijital olarak oku. Nereye okusun? Bu sefer de BT2'yi okusun, değil mi? İkinci butonumuzu okusun. Şimdi bir değişken daha tanımlayacağız. Çünkü 3 tane buton kullanacağız. BT2, BT3 durum. O da neye eşittir? Dijital olarak oku, BT3. Yani 3. butonu oku. Şu anda buradaki satırlarda söylediğimiz durumda yeni bir değişken daha tanımlamış olduk. Butonların durumunu, yani basılıp basılmadığını başka bir değişkenin içerisine atamış olduk. Artık elimizde 3 tane durumunun ne olduğunu bildiğimiz yeni bir tanımlamamız var. Buton 1 durum, buton 2 durum, buton 3 durumu diye 3 tane butona basılıp basılmadığının değerinin saklandığı yeni bir değişkenimiz var. Şimdi artık iş ve işlemler yaptırmaya başlayabiliriz. Yani senaryoyu, algoritmayı yazmaya başlayabiliriz. Şimdi diyeceğiz ki if, eğer. Biz bunu söylediğimiz zaman Arduino bir şart belirtiyor. Biz bunu söylediğimiz zaman Arduino şartlanıyor. If dediğimiz zaman bir şart arıyor. Eğer ne yapayım? Hemen 2 tane parantez açıyoruz. Bu parantezlerin içerisine şartı yazıyoruz. Diyoruz ki bak, BT1 durumuna bak. BT1'in durumuna baktıktan sonra bu 1 ise, yani basılmış ise, evet ne yapayım basılmışsa diyordu. Bir işlem yapmasını söylüyorduk. LED'i yakmasını söyleyebiliriz. Kırmızı LED'i yaksın. Eğer buton 1'e basılmışsa kırmızı LED'i yaksın. Bunun için digital write komutunu kullanıyoruz. Eğer buton 1'e basılmışsa kırmızı LED'imi, bakın artık buraya KLED yazabilirim. Doğrudan 1 yazdığım zaman hike anlamı taşıyordu. Eğer buton 1'e basılmış ise kırmızı LED'imi yak dedik. Şimdi devam ediyoruz. Bizim buton 2'miz ve buton 3'ümüz var. Bunlar için kodları kullanmaya devam edeceğiz. If'ten sonra bir önceki dersimizde else kullanmıştık. Şimdi buraya else diyoruz. Lakin if komutunu bir daha ekliyoruz. Else if. Eğer ki yukarıda buton 1'e basılmamış ise başka bir şey var mı? Bunun için de else if kullanabiliriz. If, else if ve else kullanımı ile ilgili ileride daha detaylı videolarım geleceği için çok fazla üzerine durmadan sadece kullanım mantığını nasıl yapabileceğimiz şekilde örneklendirip hızlı bir şekilde geçmiş olacağım bu videonun uzamaması için. Ama ileride daha detaylı if, else if kullanımıyla ilgili örneklere de yer vermiş olacağım. Şimdi yukarıda dedik ki eğer buton 1 durumu 1 ise, yani buton basılmış ise kırmızı LED'i yak. Else if. Peki ne yapayım? Yani buton 1'e basılmamışsa başka bir şarta bakayım. Evet bak, BT2'ye bakar mısın? BT2 durum diyoruz. Çünkü durumunu kontrol ediyoruz. Eşit 1 ise. Yani burada söylediğimiz şey buton 2'ye basılmışsa ne yapayım? Süslü parantezimizi açtık. Süslü parantezimizi kapattık. Bunları unutmuyoruz. Bu sefer de yeşil LED'i yak. Buraya da direkt YLED virgül 1 dediğim zaman yeşil LED'i yakması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Noktalı virgülümüzü koyduk. Sonra devam ediyoruz. Bizim bir butonumuz daha vardı. ElSafe. Yine ElSafe ile kullanabiliriz burada. Tekrar ne yapsın? Peki neye bakayım şimdi? Üçüncü butona bakar mısın diyoruz. Evet. BT 3 durum diyoruz. Eşit eşitse, yani basılmış ise, butona basılmış ise ne yapayım? Hemen onu da söyleyeceğiz. Ne yapayım? Hemen süslü parantezi açtık. Süslü parantezi kapattık. 2 LED'i birden yak. Yani 3. butona basılmış ise 2 LED'i birden yak. Hemen bunu da buraya yazalım. Eğer buton 3'e basılmışsa 2 LED'i birden yak. Sonra devam ediyoruz. ElSe, yani herhangi bir butona basılmamışsa, bu 3 butondan birisine basılmamışsa artık ElSe diyebiliriz. If dememize gerek yok. Peki basılmamışsa ne yapayım diye soruyor. Hemen süslü parantezimizi açıyoruz, kapatıyoruz. Bunun içerisine de hiçbir butona basılmamışsa dijital right diyoruz. Kırmızı LED'imizi low yap, yani 0 yap. Digital right. Yeşil LED'imizi 0 yap. Evet. Artık kodlarımızı şimdi değerleyebiliriz. Hata olup olmadığını kontrol edebiliriz. Şu anda söylediğimiz şey if dedik. Eğer diye bir şart koştuk. Bizim yukarıda zaten butonlara basılıp basılmadığını dijital read olarak kontrol ettik. Basılmışsa durumunun 1, basılmamışsa 0 olacağını söyledik. If eğer buton durumuna bak 1 ise kırmızıyı yak. Yok, buton 1'e basılmamışsa. Buton 2'ye basılmış mı? Basılmış. O zaman yeşil yak. Basılmamışsa bir şey yapma. Buton 3'e bak. Buton 3 durumda 3'e basılmışsa ne yapayım? Bu sefer hem kırmızıyı hem yeşil yak. Hiçbir şey yapılmamışsa, hiçbir butona basılmamışsa dijital right, kırmızı led ve yeşil ledimizi söndür. Değerlememizi yaptık. Kodlarımızda herhangi bir hata yok. Ctrl C diyerek kodlarımızı kopyalıyoruz. Yazmış olduğumuz kodlara göre Tinkercad uygulaması üzerinde devre elemanlarımı kurdum. Dirençlerimi, ledlerimi, butonlarımı bağladım. Artık kodlarımı gelip buraya yapıştırabilirim. Ve simülasyonu başlat diyorum. Şu anda simülasyonumuzu başlattık. 1 numaralı butonumuz, ben buraya bağladım. 1 numaralı buton, 2 numaralı buton ve 3 numaralı buton. 1 numaralı butona basınca kırmızı ledimizin yanması gerekiyordu. Bastım, yandı. Bıraktım, söndü. Çünkü hiçbir butona basmadığımız zaman kırmızı led ve yeşil led sönük olacak. 2 numaralı butonuma bastım, yeşil ledim yandı. 3 numaralı butonuma bastım, 2 ledim birden yandı. Gördüğünüz gibi Arduino içerisinde birden fazla butonu değişkenler tanımlayarak if, ElSafe ve ElSe komutlarıyla kontrol edebiliyoruz. Devre şemamıza göre şimdi bağlantılarımızı breadboard'un üzerine kuruyorum. LED'lerin kısa bacağı eksi, uzun bacağı artıdır. LED'leri korumak için 330 ohmluk direnç bağlıyorum. LED'lerimiz dijital 2 numaralı ve 3 numaralı pinimize bağlı. Burada Arduino'dan 5 volt voltajı aldım. Breadboard'umun artı hattına verdim. Ve her birisini butonlarımın birer bacağına girmiş oldum. 5 voltu butonun birer bacağına girmiş oldum. Şu anda butonların bir bacağını 5 volt bekliyor. Butona bastığım zaman çıkışında dijital pinlere 5 voltluk voltaj gönderecek. Butonlarımı Arduino'nun 8, 9 ve 10 nolu pinlerine giriş olarak bağladım. Şimdi butonlara basmadığım zaman pull down direncimi 8, 9, 10 nolu pinlere bağlayarak eksi hatta taşıyorum. Bu şekilde dirençleri bağlayarak artık butona basmadığım zaman dışarıdan kirli sinyal alıp basılmış gibi algılamasın diye koruma altına almış oldum. Şimdi bağlantılarım hazır. Kodumu yükleyerek artık testlerime başlayabilirim. Kodlarım başarılı bir şekilde yüklendi. Şimdi testlerimize başlayabiliriz. Biz dedik ki birinci butona bastığımız zaman kırmızı ledimiz, ikinci butona bastığımız zaman yeşil ledimiz, üçüncü butona bastığımız zaman iki ledimiz de yansın. Hiçbir butona basmazsak iki ledimiz de herhangi bir tepki vermesin, yanmasın demiştik. Şu anda zaten bunu görebiliyoruz. Herhangi bir led yanmıyor. Çünkü biz herhangi bir butona basmıyoruz. Bir numaralı butona basıyorum. Kırmızı ledim yanmış oldu. 2 numaralı butona basıyorum. Yeşil ledim yandı. 3 numaralı butona basıyorum. 2 ledim de yandı. Gördüğünüz gibi biraz önce yazmış olduğumuz kodlar donanımsal olarak da doğru bir şekilde çalışıyor. Bugün sizlerle Arduino'da birden fazla buton nasıl kullanılır, bu butonları integer değişkeni olarak nasıl tanımlayabiliriz, aynı zamanda if, else if ve else komutlarının kullanım mantığını daha iyi kavradığımız örneklere yer vermiş oldum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.